Dostlar, merhaba. İzleyeceğimiz oyunun Trump Towers'ta olduğunu öğrenince doğru yola koyulduk. Bir sinema veya tiyatro oyununa gittiğimde ön yargılı olmamak için mümkün olduğu kadar konusunu, hatta dekor, kostüm, ışık ve müziğinin bile nasıl olduğunu öğrenmemeye gayret gösteririm. Böylece de izlediğimde kendim ne hissediyorsam onu algılar ve filmden, oyundan kendime göre bir keyif alırım. Bu oyuna giderken de aynen öyle oldu. Oyun hakkında aklımda hiçbir şey yoktu. Seyrettiğimi ya beğenecek veya beğenmeyecektim. Ancak meğer ön yargılarım bile olsaymış fark etmeyecekmiş. Çok özel bir oyun izledim ben o gece. Gelin tanış olalım. Sanat insanın iç güzelliğini dışarı mı yansıtıyor nedir? O gün salonda ilk sıradan son sıraya kadar hep güzel insanlar vardı. Çok özlemişim. Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı Profesör Doktor Semih Çelenk. Yunus'u RHP de demiş bu yol hikayesini yazarken. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Kibirden kavgaya, servetten korkuya, tüm engeller aşılamasa da, menzile varılamasa bile mühim olan yolda olmak. İşte o yolun ışıkları Yunus Emre'den Aşık Veysel'e, Pis Sultan'dan İbrahim Hakkı'ya, Somuncu Baba'dan Karacaoğlan'a hep bunu öğütlemişlerdi. Yaşasalardı da aynı şeyi söyleyeceklerdi. Pir Sultan gibi. Bir nefescik söyleyelim, dinlemezseniz neyleyelim, eksiklik kendi özümüzde, darına durmaya geldik. Dünyada kendine bakıyordu gözlerimizle. İşte bu oyunun ayakta alkışlamaya layık orkestra dörtlüsü. Nazım Çınar, Eren Erdoğan, Fertak Şanlı, Tunç Baydar. İşte bu sıra dışı oyuna usta oyunculuğuyla biraz mistik, biraz da esansı, biraz da mizahi yorumlar katan, sesi ve nefesiyle türküye hayat veren Fırat Tanış. Gelin bu olağanüstü oyunda Fırat'la mutlaka tanış olun.